İpsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mini çiçeklerini şu anda görüyorsunuz. Baharda ilk defa açtığı dönem şu anda. Nisan yanılmıyorsam. Evet, yanındaki zambakları ben size göstermek istiyorum. Zambaklarım soğanlarından boy verdiler ve çiçek başları belirdi. Bir tanesinden bir tane baş, diğerinden ise 3 tane çiçek başı belirdi. Evet, 2 hafta geçti ve 2 hafta sonra çiçeklerim biraz daha çiçek başları kırmızılaştı, pembeleşti. Evet, mini çiçeklerini görüyorsunuz. Onlar uzun zamandır çiçekliydi ve çok fazla yağmur yağdı. Onlar ilk çiçeklerini döktüler. Zambakların çiçek başları belirince hemen çiçek açmıyorlar. Bir süre geçmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 hafta ya da 4 hafta kadar geçtikten sonra tamamen çiçeğini açıyor. Evet, pembeleşiyor. Biraz daha pembeleşecekler. Ondan sonra çiçeğini açacak. Evet, bir yapraklarında bir sararma yok. Güneş alan aydınlık bir yerde haftada 2 kere ben suluyorum ya da yağmur yağıyor. Evet. Evet, bir hafta geçtikten sonra bakın bir tanesi çiçeğini açtı. Diğerleri henüz çiçeğini açmadı. Açan çok güzel arkadaşlar. Rengi çok harika. Geçen yıl bu zambak soğanlarını A101'den almıştım. Bu sene A101'e zambak soğanı gelmedi. Geçen yıl da bunlar çiçeklenmişti. Onların videolarını da paylaşmıştım. Çiçeklerini döktükten sonra bunları topraktan çıkarmadım. Yaz boyu toprakta kaldı. Kış boyu da toprakta kaldı. Evet arkadaşlar, en son hali diğerleri de çiçeklerini açtı ve mini çiçeklerim tekrar çiçeklendiler. Bu videoyu şu andaki ekranda gördüğünüzü 2 gün önce çektim. Yağmurlu bir hava. Bakın o 3 tane olan hepsi açtı. Çok harika, çok güzel bir rengi var. Bu gördüğünüz renk arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi boyutları da büyük. Zambak soğanlarını sonbahar gibi dikebilirsiniz arkadaşlar ya da kışa doğru da ekebilirsiniz. Biraz soğuk alması gerekiyor. Ama bulunduğu ortam, hani kış boyu dinlendiği bir ortam soğuksa, hani toprakta kalmadan da yine çiçeklenebiliyor. Ben bunları bir önceki sene A101'den aldığımda Mart ayında dikmiştim. Yine böyle çiçeklenmişlerdi. 3 tane dikmiştim. Biri açmamıştı. İkisi açmıştı. Bu soğanlı çiçekleri yerden, hani çiçeklerini döktükten sonra, sapı kuruduktan sonra yine topraktan çıkartmayabilirsiniz arkadaşlar. Toprakta kalabilir. Ama çıkartabilirsiniz. Çıkarttığınız zaman sonbahar gibi, sonbaharın sonuna doğru tekrar toprağa dikebilirsiniz. Çok güzel bir kokusu var. Onu söylemeyi unuttum. Çok harikulade bir kokusu var zambakların. 2-3 metre uzaklıktan da kokusunu hissedebiliyorsunuz. 2 tane, 3 tane zambak bile bu kokuyu size verebiliyor. Ben biraz nergis çiçeğini kokusunu benzettim. Evet arkadaşlar, mini çiçeklerinin 3. açımı. Sonbahar sonuna kadar yine çeşitli aralıklarla sürgün verecek, çiçek verecek. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.